Polisi arayacağım. Gelsinler alsınlar bizi burada. Eğer o telefonu açarsan şimdi aniden frene basarım. Ve en az 8 takla atarız Merve'cim. Bir anda bu iş burada biter. Oya tamam. Tamam çek kenara. Çek kenara. Sakince konuşalım tamam mı? Hadi. Hadi bak. Hadi. Hiç durasım yok. Oyacığım. Bak biz yılların arkadaşıyız. Bunun ne sana? Ne bana? Faydası yok, çek kenara. Ne istiyorsan yaparız, geç. Sağa çek. Hiçbir şey istemiyorum. Yaşananları düşünüyorum da. Bence böylesi daha iyi. Ya manyaksın sen ya! Sen manyaksın! Manyak! Kocanla yatıyorsun, kocanla! O yüzden her şeyi hak ediyorsun. Bıktım ben senin yıllardır mağdur edebiyatından. O yüzden sen her şeyi hak ediyorsun. Ölmeyi de! Merve! Zehirlenmeyi de! Merve! Vermeyi de! Merve! Eşini elinden alınmasına da! Her şeyi hak ediyorsun seni gibi. Ne diyorum? Öldüreceğim. Bırak şu direksiyonu. Bırak, bırak, bırak. Merve. Merve. Yaşıyorsun. Yardım çağırmam lazım. Telefonum nerede? Telefonum. Ya ne? Ha ha ha!
sıkıştık kaldı burada, çıkamıyoruz. Benim kemerim sıkışmış. Senin kemerin açılıyor mu? Ha? Açılıyor mu? Baksana bir. Bakayım. Dur ben bir bakayım. Of. Açıldı. Açıldı. Kapı. Kapı açılıyor mu? He? Baksana bir. Bizim bir an önce buradan çıkmamız lazım, tamam mı? Araba alev almış, patlayacak birazdan. Şu kemerin bir çözüme yardım et. Hadi. Hadi çık be. Kesici bir alet bul, bir şey bul. Bir yerden bir şey bulup şu kemeri kesmemiz lazım. Bir şey. Var mı orada kesici bir şeyler? Bulabildin mi? Çıkmamız lazım. Alevler artıyor burada. Merve, hadi. Hadi araba yanacak. Raşel, gelip beni alman lazım. Bir konum atacağım, gel oraya. Araba şeyde, kafede, valede. Çabuk ol. Ama ben sakin olmalıyım ya, ben bir çözüm bulmalıyım. Bir şey yapmalıyım, hadi oya lütfen. Sen neler atlattın, hadi bunu da yapabilirsin lütfen. Hadi biraz düşün, hadi biraz düşün lütfen. Şunu bu kemer, bu kemerden kurtulmam lazım. Evet, 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 evet. Hadi. Hadi.
kurtulacağız buradan. Merak etme, ben bu işi halledeceğim. Bir şey mi geçirdi? Hastaneye gitseydik. Gerek yok Raşel'cim, iyiyim ben. Ama hiç iyi gözükmüyorsunuz. Ay abartma Raşel, ufak bir kaza atlattım, taksideydim. Geç hadi. Çok geçmiş olsun. Bana bak. Hiç kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Tamam Mevlana. Bak sakın. Alo, Oya'nım nasılsınız? Ha, bak şimdi ben sana bir konum göndereceğim. Sen gelip beni al, tamam mı? Ben kaza yaptım. Ne? Konuşma vakti değil şimdi. İyi misiniz siz? İyiyim ben, iyiyim. Yani iyiyimdir inşallah. Hemen gönderin konum, geliyorum. Allah'ım, Allah'ım ne olur bebeğime bir şey olmuş olmasın. Lütfen yalvarıyorum, bir tek bunun için yalvarıyorum. Thank you.
Oyanım, bir yavaş. Oyanım. Oyanım nereye? Oyanım, acile gitseydik önce. Ya dur İlhan, bu daha acil şimdi. Alo. Ömeli, yerinde misin? Çok acil bir durum var. Sana gelmem lazım, bana yer aç hemen. Tamam, geliyorum. Oyanım. Bir röntgen falan çektirseydik, Allah aşkına kırık vardır ya. İlhan bir dur. Ne röntgeni? Hamileyim ben. Doğru ya. Ben de akıl mı kaldı? Ben siz iyi olun istiyorum. Ben iyi olurum. Bebeğim iyi olsun, ben iyi olurum, tamam mı? Tamam. Oya, ne bu halin? Çok kötü bir şey oldu. Ben kaza yaptım. Bebeğime bir şey olduysa. Tamam. Olmuş olabilir yani, değil mi? Ha? Yani travma sonrası ya abortus olduysa ya bebeğim düşürdüysen, tamam. Bakalım mı? Tamam, sakin ol. Geç içeri bakalım. Sakin. Ne görüyorsun? Bakıyorum. Niye susuyorsun Melih? Bir şey söylesene, ne oldu? Dur, tamam bakıyorum o ya, sakin ol. Çevirsene şu monitörü bana, ben bakacağım. Oya. Vallahi hoşuma gitmedi bu tavırların. Bana bir şey söyle, nerede? Oya, kızıyorum ama. Nasıl doktorsun sen? Bir sakin olman lazım. Ya nasıl sakin olayım? Bu bebeği ne kadar istediğimi sen biliyorsun. Ben şimdi kaybedemem onu. Tamam. Biliyorum, sakin olman lazım. Derin derin nefes almalısın. Tamam. Şunun sesini bir açalım bakalım. Roller coaster'a binmek gibi bir şey. Ağlayayım mı, güleyim mi, şaşırdım iyice. Daha yeni başlıyoruz. Ama bu iniş çıkışları tek başına göğüslemene gerek yok, bunu biliyorsun değil mi? Geçen sefer de sormuştum, yine kaçtın. Hadi söyle bana. Bu çocuğun babası nerede? Saatte niye kapalı ki klinik? Tatile mi çıktı acaba? Buyurun, birine mi bakmıştınız? Oya Toksöz. Yani doktor hanım. Ha, doktor hanım mı? Doktor hanım kapattı gitti. Nasıl kapattı gitti? Vallahi iyi bir doktor diyorlardı ama biz de anlamadık, kapattı. Yani temelli mi kapattı? Orasını bilemem. Sağlık Bakanlığı'ndan birileri geldi. Kapıya mühür vurdular. O zamandan beri de yok kendisi. Açar mı açmaz mı biz de bilemiyoruz. Anladım. Tamam, sağ ol.
Sokağa bir açıklaması olmalı bunların. Senden vazgeçmeyeceğim Aya. Bulacağım seni. Baba yok. Ben varım. Benim çocuğum o. Çocuk tek başına yapılmıyor. Bunu biliyorsun değil mi Aya? Konuşturma beni. Yoksa adamın haberi yok mu? Babaya haber vermediniz mi? Yok, öyle saklamak gibi bir durum yok. Ama gidip koşa koşa müjdeli haberi verecek bir durumda değil. Çocuk çocuk konuşuyorsun. Hormonlarına veriyorum. Ama bu karar ciddi bir iş. Single mağdur olmak çok büyük bir sorumluluk ister. Ben seni şimdiden uyarıyorum. Olabilir. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Benim çocuğum. Baba yok. Ben büyüteceğim onu. Biz bize yeteriz. Ben çok iyi bir anne olacağım, göreceksin. İyisiniz değil mi? İyiyim. Bebek çok iyi. Oh, çok şükür. Oy Hanım, gerçekten çok korkuttunuz ya. Dedim ben size o sinsireliğe bulaşmayın diye. İlhan, gün sonunda Z raporunu almak için eski defterleri kapatmak gerekiyor. Yeni bir dönem başlıyor benim için. Ya bu arada Edip Bey nerede? Ya böyle durumlarda ilk o gelirdi. Hep o yanımızda olurdu. Edip yok artık. Aa. Edip'le arkadaşlarımız sona erdi. Neden? Yani bin yıllık dostluk. Hem siz beraber kaç kasis atlatmışsınızdır Oya Hanım. Bu seferkini atlatamadık. Bu defa bir dağ çıktı çünkü karşımıza. Sana tek bir şey soracağım. Ne? Merve'ye karşı bir şeyler hissediyorsun değil mi? Öyle. Çık git evimden. Oya? Çık git! Arabanı da pert ettim. Allah aşkına konuştuğunuz şeye bakın. Yani biz burada hayat memat konuşuyoruz. Sizden daha mı önemli benim arabam? Yok yok, hayır. Öyle olmaz. Bunu telafi edeceğim. O zaman bir üst modelinizdi. Ah, oh, iyi ki hayattayım. İyi ki yaşıyorum. Alemsiniz ya. İyi ki yaşıyorsunuz gerçekten ya. Oh. Oya Hanım, şimdi taşınacak mısınız bu siteden? Yani sonuçta Merve Hanım sizi çok yıprattı. Hem bakın artık bebeğiniz var. Niye ben taşınayım ki buradan? Burası çok güzel bir yer İlhan. Ben bebeğimi burada büyütmek istiyorum. Bir tane çürük elma yüzünden tüm sepetten olamam. Yani ya, haklısınız ama biliyorsunuz o çürük elma yanındakileri hızla çürütüyor yani. Hem sonra bir bakmışsınız ki... Bak ne kadar güzel söyledin. Sorunun kaynağını biliyorum. O yüzden direkt oraya oynayacağım. Rahatsızlıklardan kurtulacağım. Burayı çok güzel, temiz, mutlu bir yer yapmak istiyorum. Hem de öyle çok uzak değil. Pek yakın. Sizin aklınızda yine bir şey var. Ama o yanı bana bakın. Yeğenime dikkat edin. Ona da kolay kolay bir şey olmaz. Artık. İyiyiz anneciğim. Çok iyiyiz. Hadi bakalım.
İyi, anlat bakalım. Ne yapıyorsun? Ne olsun? Bildiğin gibi. Hayat işte. Melek olayım istedin değil mi? Uçup gideyim. Çok. Ama bak ölmedim. Buradayım. Ne yaparsan yap. Ölmüyorum. Maalesef. Peki sen ne söylüyorsun kendine? Bu kadın benim kocamla beraber ve ölmeyi hak etti. Ben şimdi onun her şeyini elinden alırım. İşini de elinden alırım. Ruh sağlığını da bozarım. Ondan sonra canını alırım. Öyle mi diyorsun kendine? Sen her zaman fazlalıktın. Şimdi de fazlalıksın. Varlığın, yokluğun hiç anlaşılmıyor, merak etme. O yüzden gitmen gerekiyor ki ben yoluma rahat devam edeyim Uyacığım. Bıktım ben senin yıllardır mantı edebiyatından. O yüzden sen her şeyi hak ediyorsun. Ölmeyi de. Merve. Zehirlenmeyi de. Merve. Kemermeyi de. Merve. İşini elinden alınmasına da. Her şeyi hak ediyorsun senin gibi. Durduracağım. 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 Her şeyi biliyorsun, sen söyleyeceksin herkese. Ya Merve, ne diyorsun, saçmalama, gel kurtar beni. Evet, işte bu kadar. Hadi bakalım Merve Hanım, sana hayatta başarılar. Ay Oya'cığım, ben sana... Aa! Ay ne oldu sana? Geçmiş olsun. Bir şey yok, öyle bir kaza geçirdim. Ay iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ay iki dakika geleyim de sen bana anlat, ne oldu, ne bitti? Aa! Ay tatlım, anlatsana ya. Nasıl oldu? Yani nerede yaptın kazayı? Tek miydin? Bir var mıydı yanında? Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Bir anda böyle araba yoldan çıktı, takla attım. Ya işte öyle. Tek başımaydım, yalnızdım. Ay çok fena ya. Ay hakikaten benim bir sadakam varmış. Çok geçmiş olsun, gerçekten çok üzüldüm Ayıcığım ya. Sen bir şey mi söyleyecektin bana? Ha, ben de çok önemli bir şey söylemek için geldim ama. Dinliyorum. Ay ne bileyim, nasıl söyleyeyim ki şimdi? Merve. Merve öğrenmiş sizi. Oya. Ay kazanın şokunda mısın kızım? Bir tepki versene, Merve öğrenmiş diyorum. Oya. İyi misin sen? Artık bir önemi yok. Biz Serhan'la birlikte değiliz. Ayrıldık. Nasıl ya? Öyle işte. Niye benim haberim yok? Yani ne ara, ne zaman ayrıldınız? Neyse, boş ver şimdi bunu. İyi, tamam. Tam zaten benim başka sıkıntılarım. Yani senin başka sıkıntıların var zaten. Merve öğrenmiş yani. Ne yapacaksın? Vallahi şimdi çok fena saldırır sana. Öyle mi dersin? Sen Merve'ye bizden bahsetme yeter. Gerisi beni ilgilendiriyor zaten. Ay yok canım. Olur mu öyle şey? O ya da manyak mı ne? Ya gidip söylersem Merve'ye? Olmaz. Ben bir şey yapamam. Yaparım.
Ay Merve, ben sana bir şey diyeceğim ama. Pilocuğum, onu anladık. Dakikalardır burada kedi yavrusu gibi kıvranıyorsun. Hadi söyle. Ay söyle demesi kolaydı. Ben nasıl söyleyeceğimi biliyor muyum ya? Ay Pelo, göğsüme öküz oturtturdun ya. Eskidin burada. Hadi söyle. Ay iyi. Benden günah gitti o zaman. Bu Oya ile Serhan bir dönem birliktelermiş. Ben de az önce öğrendim yani. Ay duyunca tabii koştur koştur sana geldim. Ama keşke duymaz olsaydım ya. Yani benden duymanı istemezdim. Çok üzüldüm ama. Nasıl öğrendin? Oya söyledi şimdi. Oya'yı mı gördün sen? Nerede? Evindeydi ya, ben buna ulaşamıyorum falan ya. Evinden geçerken dedim kapısını çalayım bakayım. Ay gitmez olaydım yani. Evdeydi yani. Ha evdeydi. İşte açtı kapıyı, böyle kafayı yemiş gibi bir haldeydi. Ağlayıp sızlıyordu böyle. Ay yani böyle her şeyi itiraf etti bana. Son zamanlarda bir dengesiz zaten. Ay ne bileyim yani, ama yapılacak şey mi bu ya? Kaç yıllık arkadaşısın sen onun? Ya olur mu böyle bir şey? Ay vallahi duyunca sinirlerim tepeme geldi. Saçını başını yolacaktım da zor hakim oldum kendime. Ay affedilecek şey değil ya. Vallahi ben artık yüzüne falan bakmam onun. Ay Allah'tan sakinleştim yani. Hakikaten yani. Bak şimdi düşününce bile insan deliriyor ya. Ya yapılır mı bu? Ay ne yapayım, duyunca da sana geldim hemen. Ama sen sakin ol, tamam mı? Yani panikle hareket etme. Pelocuğum, gördüğünüz üzere gayet sakinim ben. Biliyordum zaten. Ne? Biliyor muydun? Ay bak ben şimdi bayılacağım ha. Yani sen ciddi misin? Ay canım arkadaşım ya, sen bunca zaman kan kustum, kızılcık şerbeti içtin mi dedi. Kıyamış ben sana ya. Ay bu acıyla mı yaşadın sen? Ay Pelocuğum, abartma istersen ya. Aa iyice delirdin. Serhan'la biz ayrılıyoruz. You know. Bana bak. Sakın Serhan'a Oya ile onu bildiğimi söyleme, tamam mı? Ne söyleyeceğim canım? Ben sır tutarım, bilmiyor musun bunu? Vallahi bilemem artık, tutar mısın tutmaz mısın? Herhangi bir şey kulağıma gelirse senden bilirim. Ve tahmin edersin ki bunun sonu senin için hiç iyi olmaz. Şaka ay yapmıyorum. Tamam canım. Yani bana ne yani, ben ne diye söyleyeyim zaten. Allah Allah. Ben seni uyarayım da. Tamam canım, o konu kapanmıştır. Zaten benim üstüme vazife falan değil yani. Sizin ilişkiniz şeyiniz. Ne diyeceğim, ben bu Oya'ya gittim ya. Bu kaza geçirmiş. Öyle mi olmuş? Yani böyle yara bere içindeydi. Ay ucuz kurtulmuş vallahi. Yani gerçi kurtulmasaymış diyeceğim ama asaletinden diyemiyorum. Kim ne yapmış? Nasıl olmuş? Tekmiş. Birinin arabasını mı almış ne? Böyle kaza yapmıştı. Allah belasını vermiş de işte. İnsan böyle de diyemiyor. Demek tekmiş ha? Ha. Ay Oya, İlhan aradı, neler olmuş? Şu hale bak ya. Canım. Tamam, bu İlhan da. Ama sen de. Gel. Aa. Biraz fazla mı sakiniz acaba? Kaza yapmışsın, araç pert olmuş, ölümden dönmüşsün kızım. Doğru düzgün bir tepki verir misin lütfen? Vallahi ince o kadar umurumda değil ki. O kadar önemli değil ki. Aa. Hadi bakalım, hepten sıyırdı bizimki. Zaten kendi kendine klinini patlattın durduk yere. Yok, sen terapi şart. Gülüyor bir de. Sinirimi çok fena bozdun. Yok, terapi merapi değil, sen cidden kafayı yedin. Hastane paklar seni. Yatarak tedavi.
İnci. Ben hamileyim. Şaka yapmıyorsun değil mi şu an? Hayır. Gerçekten mi? Hayır. Hamilesin. Hamileyim. Bebeğin mi olacak? Evet. Hamilesin. Şu an aşırı mutluyum. Uya. Açıyor. Çok zordu. Olmuyordu. İşte oldu. Ah, oldu mucize gibi ama oldu. Ay ya, çok fena. Ay ağlamayacaksın herhalde. Gören çocuğu senden yaptım sanacak. Ay Oya. Küçük Oya. Serhan'dan tabii. Değil mi? Evet. Ne diyor? Bir şey demiyor. Çünkü bilmiyor. Hı. Ayrıldık biz. Aa. Ay niye be, ne oldunuz? Beni sevmiyor. Onu anladım. Ay Oya. Ay, ihtimal bile vermiyorum öyle bir şey, hayır. Yok aynen böyle durum İnci. Olan bu. Ay, adam sana bakarken gözlerinin içine akıyor resmen. Biri birini daha nasıl sevebilir? Manyak mısın sen? Bence durum daha çok şöyle. Serhan hayatta doğruluğu, dürüstlüğü çok önemseyen biri. Hmm. Yani hayatta bu konuda prensipleri çok net. O yüzden bence beni doğru buluyor. Yani aşk gibi değil de biraz beğeni gibi. Emin misin? Merhabalar, ben Serhan Aksak. Müdürünüzle görüşecektim. Tabii, hemen bağlıyorum. Serhan Bey buyursunlar. Yalçın, sana bir şey soracağım. Geçen ayın 30'unda. Elinde bir rezervasyon var mı? Bakabilir misin listende? Hemen kontrol ediyorum. Betül Aksak ya da Oya Toksöz adına. Evet, Betül Aksak adına bir randevu gözüküyor. Var değil mi? Tamam. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Vay be. Demek Betül Hanım davet etmiş hemen ha? Sonra herkes dedi ki Ecem devirdi dedi dolabı. Aa. Hı hı. Hmm. Peki Ecem ne dedi? Ben orada yoktum, ne olduğunu bilmiyorum dedi bana. Peki sen inandın mı Ecem'in yaptığını? Hı hı, inanmadım. Kimin yaptığını gördün peki? Görmedim ama Ecem yapmamıştır. Hmm. Niye yapmışsın öyle hemen inanmamakla? İnsanın bazen de içgüdülerine güvenmesi lazım. Değil mi? Hatta bazen neyin nasıl göründüğünün bile bir önemi yoktur. Çünkü her zaman başka bir açıklaması olabilir. Değil mi? Olabilir. Bilmiyorum Serhan. Bilmiyorum işte. Oturtamıyorum kafamda bir yerde. Anlamadım. Ne olursa olsun bir açıklaması olmalı. Yani yoksa öyle fevri çıkışlar yaparak bir yere varamazsın. Sonra pişman da olursun zaten. Kapıya dayanmaya bile cesaretin olmasın. Efendim baba? Yok bir şey. Merve cadısı ne yapıyor? Adama yapışıp kalma, boşanmama işleri falan devam mı? O iş çözülecek yakında. Nasıl? Merve'yi tam lariksinden yakaladım. Onu sarmaşıktan göndereceğim. Vay. Gerçekten mi? Hı hı. Aynen öyle. Ona burada nefes alacak. Bir gram oksijen bırakmayacağım. Thank you.
Yanımdaydın. Bırakıp gittin. Öyle olması gerekiyordu. Ama bak ölmedim gene. Ne yaparsan yap ölmüyorum. Niye geldin? Bir karar verdim. Ne karar? Kazayı polise anlatacağım. Merve de yanımdaydı diyeceğim. Yalnız değildim. Ama beni öylece bırakıp gitti. Ölüme terk edip bırakıp gitti beni. Allah. Sana kim inanır ki? Öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum cicim. Benim o arabada olduğumuz patlayamaz. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde oldu kaza. Kimse görmedi. Diyorsun. O zaman ben sana bir şey dinletmek istiyorum. Bakalım sevecek misin? Ama bak ölmedim. Buradayım. Ne yaparsan yap. Ölmüyorum. Maalesef. Sen her zaman fazlalıktın. Şimdi de fazlalıksın. Varlığın, yokluğun hiç anlaşılmıyor merak etme. O yüzden gitmen gerekiyor ki ben yoluma rahat devam edeyim Oya'cığım. O yüzden sen her şeyi hak ediyorsun. Ölmeyi de. Merve de. Zorlanmayı da. Merve. Zorlanmayı da. Merve. Seni elinden alınmasını da. Her şeyi hak ediyorsun. Seni doğru diyorum. Bıçak bırak şu direksiyonu. Nasıl? Bunun için aldın değil mi beni arabaya? Konuşmaları kaydetmeler falan. Hı? Bir de delikanlı geçiniyorsun. Ay bak şimdi sen böyle söyleyince ben çok utandım. Canım benim. Araçta ses kaydetmeler, böyle bluetooth'la oyunlar falan. Bunlar hep senin işlerin. Senden ilham alıyorum. Ama işte zamanla boynuz kulağa geçiyor. Bırak gazele kume. Ne istiyorsun? Ay. Şöyle bahçeye çıkayım. Yok artık. Niye? Burası senin bütün sarmaşığa böyle yukarıdan baktığın kartal yuvan değil mi? Herhalde çok canın acır. Aslında evimi çok seviyorum. Ama senin buradan gitmen lazım Merve. Aa, hem bakarsın belli mi olur? Belki bir gün büyük bir aile kurarım. O zaman da böyle büyük bir ev lazım olacak. Aptal aptal konuşma Oya. Olmaz. Vermem evimi. Sen neye güldün? Büyük bir aile kuramaz mıyım ben? Öyle mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ay Oya'ya yeter. Yine başlayacak mısın? Ha? Bana haksızlık ettiniz, mağdur ettiniz beni falan diye. Gerçekten dinleyemeyeceğim. Çok sıkıldım. Olmaz. Vermem evimi. İyi, sen bilirsin. Serhan'ı söyleyecek misin? Tabii. Radyoda en çok istek alan parça yapacağım bunu. Yapamaz. Yaparım. Öyle bir yaparım ki. Hele sonunu bir dinlesen. Of, enfes. Hit olur. Bak dinle. Yapamam. Ne yapamazsın? Yapamam, olmaz. Ne diyorsun Merve? Olmaz Oya. Her şeyi biliyorsun. Sen söyleyeceksin herkese. Ya Merve ne diyorsun? Saçmalama, gel kurtar beni. Nasıl? Beğendin mi? En az 8-10 yıl yersin. İyi ihtimal tabii. Rüzgar senin yönünde esmezse, of, o zaman yandım. Saçmalama. Benim kızım var. O zaman kızını düşünecektin Merve. İnsanları öldürmeye kalkmayacaktın. Yaptığın kötülükler elbet bir gün gelip seni bulacak. Bunu biliyor olman lazım. Tamam.
Tamam. İstediğini yaptım, evi sana verdim. Ben gittim, taşındım. İnsanlara ne söyleyeceğiz? Ferhan'a ne anlatacağız, hiç düşündün mü? Sen mi soruyorsun bunu? Merve Aksak değil misin sen? Bulursun bir yolunu. Bu evi bana sat diyorum. Şimdi hepsini ödeyemem ama yavaş yavaş öderim sana. Boşluk alacak değilim herhalde. Bir ekspertiz ayarlarız. Neyse değeri. Hayır yani ev nereden çıktı anlamıyorum ki. Sen bu koskoca evle hayatta başa çıkamazsın. Yardım alırım. Yok artık. Niye? Sen benim hayatımı yok etmeye çalıştın Merve. Sen benim canıma, mesleğime kastettin. Bence sağlam bir cezayı hak ettin artık. Sen mi karar veriyorsun kimin hangi cezayı alacağına? Yok. Bugüne kadar sen karar veriyordun. Sorun orada. Şimdi sen kendini karar merceğimi zannediyorsun. Ha? Hatta utanmadan, arlanmadan başkasının kocasını alabileceğini düşünüyorsun. Bir de matah bir şeymiş gibi bunu Pelin'e anlatıyorsun. Serhan'la ilişkimiz var diyorsun. Benim başka sıkıntılarım. Yani senin başka sıkıntıların var zaten. Merve öğrenmiş yani. Ne yapacaksın? Vallahi şimdi çok fena saldırır sana. E'si gelip anlattı. Bak görüyor musun, senin saf hayatımı oyununu bozmuş. Ne yapalım, öldürelim mi onu da? Hala laf sokuyorsun. Evet ya, ne konuşuyoruz ki daha? Az laf çok iş. Vakit kaybetmemek lazım. Sana 24 saat veriyorum. Ondan sonra bu kaydı atmosfere yayarım. Haberin olsun. Alo, merhabalar. Merve Aksak ben. Size bir konuyu danışmak için aradım, acil. Hayır. Hayır, hayır. Bu başka bir mevzu. Tamam, bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkomiser Kemal. İçeridekilerle görüşeceğim. Buyurun komiserim. Pardon. Pardon. Başkomiser Kemal değil mi? Evet. Buyurun. İçeri girmeyeyim isterseniz. Niye? Az önce savcılıktan haber çıktı. Dava düştü. Kendisini sorgulamanıza gerek kalmadı. Yok. Öyle bir şey yok. Şimdi haber geldi. Kaza olduğuna kani oldu savcı. Efendim müdürüm. Yani müvekkilim artık şüpheli konumunda değil. Tamam, iletiyorum kendisine. Dava düşmüş gerçekten de. Söyledim. Diğer şüpheliler taburcu oldu bile. Derya. Şu ağır cezadan. Medeni hukukun gözünü seveyim. Başka avukat kalmadı sanki memlekette. Sürükledin sen de beni gece gece buralara.
Ne demek bu şimdi? Bu ne ya? Ahmet! Ahmet! Ne oluyor oğlum? Niye kaldırdınız panoyu sormadan etmeden? Amirim dava kapatıldı. Her şeyi dosyalayıp kaldırın dediler. Lan bana niye haber verilmiyor peki? Kusura bakmayın amirim. Sizin bilginiz var sanıyordum. Amirim nereye gidiyorsunuz? Bu işin aslını adam gibi öğreneceğim. Sen eve gidebilirsin. Amirim. Derya ne dediysem o. Kemal ne oluyoruz? Affedersiniz müdürüm. Bu sarmaşık davası nasıl kapatılabiliyor? Hem de bu noktaya gelmişken. Kaza olamaz. Biz biliyoruz. Kaza değil. Ya savcı kaza olduğu neticesine varmış. Bizim işimiz bu noktada bitiyor. Yapacak bir şey yok. Müdürüm ben çalışıyorum ne zamandır bunun üstünde. Ben biliyorum kaza değil. Kaza olamaz. Savcı nasıl oluyor da benimle konuşmadan kapatabiliyor bunu? Öyle. Yetkisi var. Bizim sınırımız buraya kadar. Hadi sen git biraz dinlen. Dinleneyim. Evet Kemal. Sıkma canını. Önümüzde bir sürü dosya var. Yani bir şeye bu kadar takılamayız. Yavaş. Pardon. Amirim. Sen burada mısın hala? Ben sana eve git dedim ya. Dediniz de gidemedim ki. Neler oluyor? Yani yeni bir bilgi yok. Anlaşılan biri biz elimizi eteğimizi çekelim istiyor bu işten. Başarıyor da. Ne yapacağız peki? Var aklımda bir şey. Ne? Sonra konuşalım. Amirim. Ne yaptın? Bulabildin mi yerini? Eyvallah. Benden haber bekle. Tekrar işim düşebilir sana, tamam mı? Taylan Kaner. İyi akşamlar. Cinayet bürodan başkomiser Kemal. Biraz konuşalım mı? Karıştırdın galiba. Taylan Bey. Komiserim, komiserim, komiserim. Tanıdınız mı beni? Hatırladınız mı komiserim? Bırak, dur. Komiserim, bir çorba parası komiserim. Bırak. Komiserim, komiserim, bir çorba parası be. Tanıdın mı lan? Taksi!
Bas, 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 bas. Bas kardeşim, bas. Bu kim ya? Sinerji midir nedir? Kardeşim. Abi. Polis. Bana acil lazım bu. Abi tamam, ne yapıyorsun ya? Bak, dördüncü şubeden alırsın. Bırak. Ulaşılamıyor. Daylan Kaner ben. Bana acil dön. Acil dön bana. Tamam mı? Çok acil. Bas usta bas. Ya sen devam et abi, deli midir nedir? Bas hadi bas. Geç şuna geç. Ha, dön şuradan sola, dön. Tamam bas kardeşim, bas. Atlattık galiba. Hayırdır abi, birinden mi kaçıyoruz? Yok be kardeşim, ne birinden kaçacağız? Manyak mıdır nedir deyince sen de yani... Herhalde dedim herif şey oldu. Abi ben kıllandım. Bir durup bakalım şuna ya. Ya durma Allah aşkına. Ben geç kaldım eve ya. Geç kaldım eve ya. Hayırdır kardeşim akşam? Cinayet büro. Pardon komiserim. Komiserim biz düzgün insanlarız. Normal hayatlarımız var. Hani çocuklarımız var. Yani nasıl böyle bir felaket geldi bizim oldu anlamıyorum. Hayatımız karardı. Benim için o günden öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor hayat yani. Bir su iç. Anlat bakalım. Ne anlatayım işte. Kaza demişsiniz. Bence değil. Yani bir yanlışlık oldu ama düzelteceğiz. O gün orada olan şey cinayet. O gün orada o kadar insanın önünde cinayet işlendi. Yani ben bilmiyorum, yemin ederim. Bak. Ben seni suçlamıyorum. Sadece bilgine başvuruyorum. Rahat ol ya. Korkacak bir şey yok. Sen şimdi bana olay gününü anlat. Olay anını gördün mü mesela? Hı? Evet. Kurcala bakalım hafızayı biraz. Belki işimize yarayacak bir şey çıkar. Oya ile Merve... ya aralarında hep... bir şey vardı. Düşmanlık. Düşmanlık vardı, evet. Ama o gün sanki... ortaklık. Sanki o gün bir ortaklık vardı aralarında. Beraber bir iş yapacaklarmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Merve ve Oya. Ortak. Nasıl yani? Yani...
tatlı bir hikayenin içinde gibidirler. Gömlekleri kırışmaz, çorapları kaçmaz, canları hiçbir zaman sıkılmaz. Oyacığım! Ah, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Tatlım, her şey harika olmuş. Girişin süslemeleri muazzam. Bayıldım. Merve nerede? Ay yok yok, hayır. Hava çok sıcak, hepsi erirler. Ha, ama üstünü örtecektim ben. E daha kötü. O yüzden kalsınlar burada, sonra çıkarız. Peki. Her şey yolunda mı? Hı hı. Yolunda. Geldi mi? Yok. Ama gelir birazdan. Komiserim, bu felaket nasıl bizi geldi buldu yani, ben anlamıyorum ya. Hayatımızı kararttı. Bizim suçumuz, günahımız neydi ki bu bizim başımıza geldi? Allah'ım ya Rabbim, komiserim anlamıyorum ya. Biz kendi... Pardon, avukatım arıyor. Sizden kaçarken aramıştım da. Yani mesaj bırakmıştım, şimdi dönüyor herhalde. Bakabilir miyim? Alo. Aradım, ben aradım, evet. Ha. Ha. Anladım. Tamam. Tamam. Ararım ben seni sonra. Tamam. Aslında hukuken benim sizinle konuşma mecburiyetim yokmuş. Konuşmayabilirmiş. Aslında evet. Yani dava kapatıldığı için. Anladım. O zaman bana müsaade. Bir dakika. Bak, biz bu yanlışı düzelteceğiz dedim. Bu dava yeniden açılacak. O yüzden ne biliyorsan şimdi bana söylesen iyi edersin. Ben vallahi yani bildiğimi anlattım. Bence olsa olsa kaza olabilir. Kaza olabilir. Polis deyince de birden korktum, kaçtım sizde. Gece gece yoğurduk biraz. Kusura bakmayın. Neyse komiserim. Ben hesabı hallederim. Siz şey yapmayın. Aa komiserim. Nihayet geldiniz. Derya, şu davet listesini versene bana bir daha. Tabii. Yalnız benim anahtarlarım mevzu bitmemişti. Dava kapatılmış ama. Öyle oldu. Siz de gidebilirsiniz yani. Ben de kendisine aynı şeyi söyledim. Ama... Açıkçası benim bir acelem yok. Ya isterseniz biraz kahve içebiliriz. Ben de o sıradayken gerisini anlatırım size. Derya, bize iki tane kahve söylesene. Yalnız benimkisi az şekerli olursa. Hemen. Evet. Siz başlayın, kahveler gelir. Tabii. Komiserim, burası çok heyecanlı. Önce size Arzu Hanımların olayını anlatmam gerek. Kusura bakma Arzucuk. Cehennemde görüşürüz. Çok erken olmadı mı ya? Çocuklardan biri mi vardı?
Mehmet. 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 Arzu. Nasıl olur? Nasıl olur? Arzu. Arzu hep senin yüzünden. Evet. Kolum azalıyor. Hesap hazırla. Ne? Neden azalıyor? Ne oluyor? Hanımefendi lütfen sakin olun. İşimiz zorlaştı. Lütfen devam, ne olur. Sakin. Evet. Evet, ne olur kendine gel. Ne olur kendine gel oğlum. Hastanın nabzı düşüyor. Ya, lütfen. 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 Mehmet. Mehmet, ne olur sana bir şey olmasın. Ben sensiz yaşayamam. İnanamıyorum ya. Resmen kendi ellerimle zehirledim seni Mehmet. Oh. Çekil. Çekil kendimi. Arzu. Ömer. İyi ki geldin, ben çok kötüyüm. Ömer, burası çok zor, bekleyemiyorum. Tamam, ben ne yapacağım? Tamam, tamam, sakin. Ya kötü bir şey olsa ne yapayım? Tamam, ben bunu değilim, merak etme. Tamam, sakin, sakin. Durum nasıl şimdi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Aldılar içeriye, haber de vermiyorlar. Bilmiyorum. Burada beklemek çok zor gerçekten. Ben eve gireyim ha, çocukların yanına. Ha? Yani haber de veremedim çocuklara. Ben yardım edeyim ha. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, gerçekten iyi ki varsın. Çok iyi bir arkadaşsın sen, iyi ki varsın. Arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Erkek arkadaşın da geldi, daha ne istiyorsun? İkisini birden mi kendine istiyorsun? Mehmet benim. Benim mi? Senin olmayacak. Mehmet Kaymaz'ın yakınları? Ben eşiyim. Ben iyi mi kendisi? İyi mi durumu? Evet, hastanın durumu stabil. Bilinci açık. Değerleri normal sınırlarında. Yani hayata tehlike atlatmış durumda. Çok şükür. Çok şükür. Oh, çok şükür Allah'ım. Çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Ben bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Ne güzel. Ben de çok sevindim. Aslında hayati tehlikesi ciddi boyuttaydı. Tam zamanında yetişmişsiniz. Bayağı kaybedebilir miydik yani? O kadar kötü bir durumda mıydı? Durumunu biraz daha izleyip öyle taburcu ederiz. Tamam. Geçmiş olsun. Tamam, çok sağ olun. Çok sağ olun. Ne yapalım şimdi? Ne yapmak lazım acaba? Yani ben eve gideyim istiyorsan. Ha? Çocuklara haber mi versem? Bilemiyorum ki. Hastanenin kafeteryasına gitsin. Yani doktorun taburcu edilmesi birkaç saat sürer dedi. Yok, ben bekleyeyim ha. Bir şey ihtiyacı olur falan. Gözünü açar, kendini yalnız hissetmesin. Anladım. Ama şimdi sen acıkmışsındır. Bir şeyler getireyim mi sana? Yok, çok sağ ol. Aç değilim. Böyle hissetmiyorum yani hiç. Üzüntüden herhalde.
Evet, sağ salim kurtuldu. Gerisi boş. Peki Arzu. Yalnız ben bu durumda kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Neden? Anlamadım, niye? Yani ben senin erkek arkadaşın olarak geldim buraya. Sen belli ki hala Mehmet'i seviyorsun. Baksana onun için ne kadar çok endişelendin. Endişeleneceğim tabii Enver. O benim çocuklarımın babası. Ölmek üzereydi. Tabii ki endişeleneceğim. Arzum, kendini kandırma bence. Bunun çocuklarla, aileyle bir ilgisi yok. Sen Mehmet'e aşıksın. Bir kadın bir erkeği sevdiği gibi seviyorsun. İhtiyacın olursa ben buradayım. Ne diyorsun canım sen? Ne biçim işler bunlar? İyice yıkmışsınız ortalığı. Yani evet, biraz işler karıştı. Ama ben o arabada yoktum. Aklınca bana oyun oynamaya çalışıyor. Başıma hiç durduk yere bela almaya çalışıyor. Arabada yoktu. E tamam o zaman. Korkacak bir şey yok. Gitsin polise anlatsın. Sen de ifadeni verir çıkarsın. Ama ben uğraşmak istemiyorum ya. Hem itibarımız zedelenir diye korkuyorum. Benden ne istiyorsun peki? Ben diyorum ki ortak bir saldırı noktası bulursak belki vazgeçirebiliriz. Saldırı noktası? Ha. Biz de onu bir şeyle suçlayalım. O da polise gitmekten vazgeçsin diyorsun. Yani mutlaka bir çözüm yolu vardır, değil mi? Arzu, gerçekten ben iyiyim yani. Niye zahmet ediyorsun? Zaten bir ton serum yedim. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Midem falan. Ateşin var mı acaba? Ateşine bakmamızı söyledin mi doktora, bir şey demedin? Yok, bir şey yok gerçekten. Hiçbir şey yok değil. İyiyim ben. Abartıyorsun. Abartıyor mu? Bence sen hafif alıyorsun Mehmet. Doktor söyledi ya. Tam vaktinde gelmişsiniz dedi. Yani vaktinde gelme sen, Allah korusun ya. Nane de koymuşsun. Tam sevdiğim gibi. Ya şu manzaraya bakınca acaba diyorum öldüm de cennete mi geldim? Yanımda da hurilerin en güzeli. Evet ya. Hala dalga geçiyorsun ha. Ben gerçekten çok korktum. Yani eve gelip böyle o doğalgaz kokusu, çocuklar evde mi, fırladım yukarı. Bir baktım Ayaz'ın odasında sen yerde yatıyorsun. Gerçekten çok korktum. Beni kaybetmekten korktun yani, değil mi? Nasıl oldu peki? Bilmiyorum valla, ben de anlamadım. İşte eve geldim, bir çay yapayım kendime dedim önce. Başım döndü. O arada elim mi çarptı düğmelere bilmiyorum. Yukarı Ayaz'ın odasına çıktım uzanayım biraz diye. İçim geçmiş. Bir önceki geceden de biraz uykusuzluk vardı. Sonrası işte öyle. Peki evde ne işin vardı o saatte? Çocuklar okulda biliyorsun. Senin işte olman gerek. İş için gelmiştim ben de. Yani bir toplantım vardı. Gri takımımı bulamadım.
burada mı kaldı diye eve geldim. Sonrası anlattığım gibi işte. Anladım. Hayır, ben gene bana sürpriz yapmaya mı geldin acaba dedim. Yani şu Pelin Hoca'nın yaşam koçluğunu yaptığı tuhaf sürprizlerden. Nasıl yani? Sen anlamış mıydın? Bildim değil mi? Allah kahretmesin. İnanamıyorum ya size. Anlamamıştım ama şu anda anladım tabii ki. Senin o tuhaf hareketlerin, Pelin'in bir tuhaf tuhaf Mehmet demesi, her lafınla... Ya Arzu, sen ne kadar zeki bir kadınsın ya. Sen de ne kadar pis bir adamsın Mehmet, gerçekten. Peki kızmadın mı bana? Yani seni geri kazanmak için taktikler falan. Kızmadım galiba. Yani müthiş bir çaba gördüm gerçekten. Takdire şayan bir çaba gördüm. Hele o dolma sararken falan. Hani sonuçta hiçbir şey diyemem ama gidiş yolundan bayağı bir puan topladım. Ben seni geri kazanmak için her şeyi yaparım. Seni çok seviyorum. Bu böyle yani, ben bunu iyice anladım. Ben birlikte olalım istiyorum. Öyle değil ya. O kadar basit değil yani. Yani öyle taktiklerle, şirinliklerle kapanacak gibi bir şey değil bizim aramızda. İkimiz de çocuk değiliz artık. Böyle konuşma Arzu. Bizden umutsuz vakaymışız gibi bahsetme ne olur. Ben bize uzaktan baktığımda birbirini çok seven iki insan görüyorum. Kopamıyoruz bak. Bütün yollar birbirimize çıkıyor. Yoksa niye bu kadar birbirimizi kaybetmekten korkalım? Gerçekten çok korktum. Seni kaybedeceğim diye. Buradayım. Yanındayım işte bak. Sen istersen hep yanında olurum. Ne olur, bir yaş dönümüydü. Bir engebeye çarptı, lastik patlattı, saçmaladı falan. Geçti gitti desen olmaz mı? Olmaz mı? İstediğin cezayı ver bana. Ben cezamı çekmeye razıyım, her şey olur. Hayır Mehmet, hayır. Beni hayır. Sensiz bırakma Arzu. Mehmet, sen bana yalan söyledin. Sen gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. İki sene yalan söyledin sen bana. Sen beni aldattın. Haklısın. Sen Burcu denen kızı hayatımıza soktun. Ben bunları unutayım mı? Haklısın, yerden göğe kadar haklısın. Ne desen haklısın. Ama ben değiştim artık. Güven bana. Nasıl güveneyim ya ben sana? Nasıl güveneyim? Hadi güvendim diyelim. Ben bir daha böyle bir şey kaldıramam ki. Kaldıramam Mehmet, gerçekten yaşayamam. Benim gücüm yok. İnan yani böyle bir şey olmayacak bir daha. Sana söz veriyorum, yemin ediyorum bak. Asla böyle bir şey olmayacak, lütfen. Bir ikinci şans ver bana. Gerçekten bak, ben artık başka bir adamım. Nasıl inandırayım seni buna? Barıştık de, hayır, ne olur. Hayır. Sadece bu görüşmeler için masaya oturduk. Tamam. Tamam, sen nasıl istersen. Ya.
Mehmet. Çekil. Sen iyice kafayı yedin. Polise şikayet edeceğim seni. Ya evde çocuklar olsaydı? Ben ne oldu? Ben anlamıyorum ki. Bırak Burcu. Öldürüyordun beni. Canımıza kastettin. Sen bu aile için iyice bir felaket haline geldin. Sadece Arzu duymasın diye sesimi çıkarmıyorum ama bak. Eğer ailemden birinin saçının teline zarar verirsen... ...seni öldürürüm. Anladın mı beni? Öldürürüm. Bu aşık kadının halleri de kurtarmaz seni. Kimseye zarar veremezsin sen. Verirsen... ...öldürürüm seni. Uzak dur. Anlayacağın mutlu son. Abicim nesi mutlu son? Bak senin suratın hala beş karış. Bitirmem gereken bazı işler var. Aa, ya bırakalım beni sen sana dönelim. Durum fena diyorsun ha? Aynen öyle. Çok fenayım da. Ya senin de başını ağrıtıyorum, kusura bakma. Yok be abi, olur mu öyle şey ya? Dostumun derdini de dinlemeyecek miyim ya? Zaten benden başka ilişkinizi bilen yok ki, kime anlatacaksın? Orası öyle zaten. Ya senin olayına da benziyor sanki biraz. Burcu'yla olan mı? Evet yani, tabii ki aynı şey değil yani Burcu'yla Oya. Ya kusura bakma ama hani, Oya bambaşka bir kız. Yani hiç böyle alavere dalavere böyle planlı işler falan bir şeyler... Ya gerçekten inanamıyorum. O yüzden zaten bir yere oturtamıyorum. Yani her şey ortada. Hani inanmayacak hiçbir sebep yok. Ama olmuyor işte. Hatta onun bunları yaptığını düşündüğümde ben kendimi suçlu hissediyorum. İnanır mısın yani? Oh. Ya bizim Oya'yla durumumuz çok farklı. Yani birbirimizi biz gerçekten seviyoruz. Bizim ruhlarımız buluşmuş. Ben böyle tutunacak küçücük bir şey arıyorum ya. Böyle küçücük bir an, bir şey. Ya bunların hiçbiri bana gerçek olamaz gibi geliyor yani. Haklısın. Yani ben de ilk zamanlar Burcu konusunda çok hatalar yaptım ama... ...benimki farklıydı yani ben öyle bir macera arıyordum. Evlenmek hiç aklımın köşesinden geçmemişti. Yani takılıyordum ben. Ama sizinki farklı, siz gerçek bir şey yaşıyorsunuz yani. Vallahi ben... Oya Hanım'ı tanıdığım, gördüğüm kadarıyla böyle bir şeye imkan vermiyorum ya. Aynen, ben de böyle düşünüyorum işte. Yani böyle bir şey olamaz diyorum. Ya benim tanıdığım Oya bir kere, yani sana nasıl anlatayım? Yok ya, ben Taylan'ı arayacağım abi. Niye? Taylan'ı niye arıyorsun şimdi? Arayacağım, onunla konuşacağım. Aramızda Oya'yı en iyi tanıyan o. Tamam, çocuklukta yaşanmış bir ilişki olabilir. Ama ne olursa olsun bu kızın hamurunu biliyor. O yüzden ben ona soracağım. Tamam, sen benim yanımdasın ama ben senden başka kimseyle konuşamıyorum ki. Etrafımızdakilerin hepsi yalancı, hileci, hurdacı olmuş. Ben kime güveneceğim? O yüzden ya çıldıracağım ya bu Taylan'ı arayacağım. Tamam, ara şu Taylan'ı o zaman. Gelsin açık açık anlat ilişkinizi, ne olacaksa olsun. Of! Yakaladım seni kötü adam. Yakalandım. Ben miyim kötü adam bu filmde? Evet. Ya hadi canım sen de. Ya bir gidiyorum kuryemişe yazılayım diyorum. Dönüyorum etraf dandini dandini da sana bu ne ya? Oynuyorum. E oyna. Oyna ki büyüyesin. Nerede benim kumandam? Peki sen şimdi Berkoviç hangi gezegendesin? Bilmem. Bilmiyor musun? Nasıl bilmiyorsun ya? Efendim Serhan Baba. Ay,
Anne. Efendim? Bir konuşalım mı? Ne oldu? Matematik sınavının sonuçları açıklandı. Ha? Olsun anneciğim, sen söylemişsin zaten, kötü geçti değil. Yok, o değil de. Ne oluyor ya? Ha? Senin cidden sıkıntın var, sınavından değil. Ne oldu? Anne, benim içim hiç rahat değil. Ya düşünüyorum ama çıkamıyorum ben işin içinden. Tamam anneciğim, onun için konuşalım işte. Belki beraber çıkarız işin içinden. Babamın zehirlendiği gün var ya, o gün önce beni aradı kapının kilidini değiştir diye. Ses çok panik geliyordu ama ben takmadım hani. Her zamanki gibi heyheylenmiştir diye düşündüm ama ona yazın odasında öyle bulmuşsun ya. Çok daha kötü olabilirdi. Ben... Hayır, hayır. Miracığım hayır. Hayır anneciğim. Kötü bir şey düşünme lütfen. Sen ne yapabilirdin ki? Kaza olmuş işte. Kaza olmayabilir diyorum işte. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Yani şöyle. Kilit olayıyla zehirlenme meselesinin aynı gün olması tesadüf mü? Babam sanki kendine bir şey yapmayı planladı gibi. Ne bileyim yani sanki gazı açıp... Hayır, hayır Nilacığım, hayır, hayır. Öyle şeyler düşünme anneciğim, hayır. Ama işte... Bak, senin baban öyle biri değil, lütfen. Ama işte bak, bu durumda bir tuhaflık var anne. Babamın son zamanındaki hallerini göz önüne alırsak... Yani senin arasında olanlar falan... Babam çok da uzak değil saçma sapan bir şey yapmaya. Bir düşünsene. Ben o gün kapının kilidini değiştirmiş olsaydım onun yukarıda olduğunu bilmeden... Sen gelip içeri giremeyecektin değil mi? Yani giremeyecektim evet. Ya bu ya da başka bir şey. Ama bu durumda var bir tuhaflık. Var, var bir şey. Tabii o sırada Arzu Hanım hemen bağlantıyı kuramamıştı. Sonuçta Mehmet Bey'le olanlar kolay şey değil. Aslında anlıyorum onu da yani. Sonuçta ben de bir aşık kadınıyımdır. Yalnız bensin, bir kahvenizi daha içerim. Bozmasın. Beni? Bozmaz. Bana da bir çay söylesene. Nerede kalmıştık? Mehmet Bey feci kurulmuştu anlayacağınız. Yani ailesini korumayı kafaya koymuştu bir kere. Ben Taylan'ı sormuştum yalnız. Ha evet. Tamam. Taylan Bey'e geliyorum. Taylan Bey. Evet çağırdınız beni. Serhan ve Mehmet abimle efkar saati. Yok. Bende efkar yok. Anlatırım ben. Serhan'ı bir dinle önce. Sana söyleyeceğimiz bir şey var. Tamam abi. Tersi bir şey yok değil mi? Bak beni iştahtan kesmeyin. Beni iştahtan kesmeyin. Yok. Taylan. Biz Oya ile birlikteyiz. Yani birlikteydik. Birlikteydik. Biliyorum be. Biliyorum abi, tamam, siz iş yapıyorsunuz zaten, maddi bir birlikteliğiniz var. Abi ben defalarca bunu Mehmet abiye söyledim. Bunların böyle bir... sana da teknere söyledim ya. Hazırlamıyor musun? Abi benim radarlar çok açıktır. Gözlemim iyidir. Yani kaçırmam kolay kolay. Taylan öyle değil, tam öyle değil. Nasıl? Ha? Taylan. Bak biz Oya ile sevgiliydik. Taylan.
Yok, çekmiyor. Sevgili derken? İşte. Bayağı bildiğin sevgiliydik. Yok, idrak edemiyor şu anda. Ben bir çay kahve yapayım. Ne içersin? Ben bakarım kendime. Ben biliyordum zaten. Tabii. Sorun yok bro. Sorun yok. Biz o defteri çoktan kapattık. Hem Oya bir gün anlattı zaten bana her şeyi. Tabii. Parkurdayım. Koşuyorum. Taylan diye bir döndüm arkama Oya. Aa dedim yani bu kız beni niye kovalıyor? Şimdi dedim Pelin görecek. Diyecek ki bu ne dedi yani. Kızı tekrar damamıza sokacak, çıkartacak falan. Döneyim bir konuşayım bari dedim. Döndüm. Efendim Oya'cığım dedim. Ne oldu? Biz şimdi senin karşında Pelin'le Taylan çiftiyiz. Hani bunu gerçekten soruyorum yani. Oya bu seni çok bozuyor mu? Yani bunu kaldırabiliyor musun? Gerçekten. Yani kolay değil. Zor, çok zor. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Sen kaç kurtar kendini Taylan. Ben gerekirse bağrıma taş basarım. Ve bana durumu olduğu gibi anlattı Serhan. Dedi ki böyle böyle. Serhan'la bir olayımız var. Ama seninle de bir mazimiz var dedi. Hani senin gözünün önünde bu iş nasıl olacak dedi bana. Eğer sen istemezsen yüreğime taş basar giderim dedi. Allah Allah, enteresan. Yani abi meğerse kız benden icazet almak istemiş. Görüyor musun mevzuyu? İçi rahat etmemiş, icazet almak istemiş. Evet. Biz senden o icazeti aldıktan sonra ilişkimiz başlamış oldu. Hayırlısı olsun Merve. Bilmiyor. Aa, oh my god. Ya zaten kavga edip ayrılmışlar. Aa, bak. Acaba bana bunu niye söylemedi? Niye söylemedi acaba? Belki de böyle zarf atıyormuş gibi gözükmek istememiş de olabilir. Anladın mı? Vay be. Peki ben sana bir şey soracağım. Yani... Sor. Yani Oya böyle geçmişte... Ne bileyim böyle bir... Yani... Böyle yalan söyler miydi? Dedikodu yapar mıydı? Böyle alavere dalavere bir... Yani böyle bir olay döndürür müydü? Sen biliyorsun, tanıyorsun yakinen. Ya ben gerçekten çok çaresizim. Yani tutunacak bir şey arıyorum yani. Var mı bana söyleyeceğim bir şey? Ya biliyorum soru biraz yersiz olabilir. Yo. Güzel bir soru. Net bir soru bir kere. Ama kesinlikle hayır. Oya süper delikanlı bir kızdır. Hiç öyle şeylere girmez. Ya dedikodu yapana falan böyle terliyle vurur yani kafasına. Dedikodu yaptırtmaz ya yanında. Ne yalanı dolanı. Kızın tek derdi aman herkes iyi olsun, güzel olsun. Odur yani. Serhan'a biraz farklı lanse edilmiş de durum. Öyle mi? Ha, beyler. O zaman şöyle bir şey de söylemek isterim size. Şimdi ben yıllar önceden tanıyorum bu kızı. Yani kadın milleti. Değişebilir. Sonuçta bir sürü badireler atlattı. Ya bir de şey de var Serhan şimdi. Yani kusura bakmayın ama kadınlarda hep bir evde kalmışlık sendromu vardır. İnceden de olsa öyle yapma. Vardır bu. E şimdi o kafalara girdiyse ve birini de bulduysa ucundan acıcık üç kağıdın kimseye bir zararı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Değil mi Mehmet abi? Bravo Taylan. Gerçekten harika konuştun yani. Evet kardeşim gerçekten sağ ol. Yani inanılmaz yardımcı oldun. Thank you.
Ne haber Edip? Abi Serhan, hayırdır? Normalde bu saatte işte olman lazım. Konuşmamız lazım. Biraz önemli bir durum. Kafam çok karışık. Ya ona büyük bir haksızlık ettim. Ya da yanlış tanımışım. Hiç bilmiyorum ki. Belki de başından beri onu farklı görmek istedim. Yani bu soruların öznesi o ya. Ya bu soruların muhatabı da o gibi geliyor bana sanki. Öyle mi diyor? Ben zaten ona ulaşmaya çalışıyorum. Ama işte nafile. Arıyorum açmıyor. Telefonum da çıkmıyor. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Yani şimdi çok üstüne de gitmek istemiyorum. Böyle rahatsızlık verecek dereceye getirip. Çünkü ne olduğunu anlamak istiyorum. O yüzden senin yanına geldim. Anlıyorum. Sence Oya bunları yapmış olabilir mi? Ne bileyim yani bir annemle görüşmüş. Arkamdan böyle iş çeviriyor olabilir mi? Buyurun Ervan. Teşekkür ederim. Edipciğim daha bismillah yeni geldin. Ne bu flörtleşmeler falan? Hı? Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır ne dalgası? Ciddi söylüyorum. Yemiyorum Edip. Neden inanmıyorsun bana? Sana açıkça her şeyi söyledim. Hiçbir şey saklamadım. Çünkü güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun? Kendini sevmiyor olabilir misin acaba? Bu durum sanki onu gösteriyor. Ay Allah aşkına ne alakası var ya? Sadece sana güvenmiyor olabilir miyim? Güveneceksin. Bunu kanıtlayacağım sana. Ne zaman, nerede istersen. Sence Oya bunları yapmış olabilir mi? Yapmaz diyemem. Nasıl yani? Yani aşk bu. İnsan aşık olduğunda iyi doğruyu hep birbirine karıştırır. Öyle bir deri değiştirir ki kendini bile tanıyamaz. Tamam iyi de biz burada Oya'dan bahsediyoruz ya. Herkes için geçerli. Benim işe dönmem lazım. Duydum. Şimdi güveniyor musun bana? Yani ufak bir gelişme kaydettik diyebiliriz. Neyse. See you.
Müsaitseniz bir saate buluşmamız lazım. Önemli. Anne, beni hafta sonu okuldan alır mısınız lütfen? Eve gelmek istiyorum. Olmaz Selhancığım. Hafta sonu program yaptık. Şehir dışına çıkacağız. Ya anne, ben de geleyim. Çok yalnız kalıyorum burada. Hafta sonu kimse yok. Aa Selhancığım, uzatma. Çocuk gibi konuşuyorsun. Otur kitap mitap oku, derslerine çalış. Ya anne, lütfen. Herkes gidiyor. Akşam korkuyorum yatakhanede. Korkmak da neymiş canım? Erkek adamsın. Hadi kapatıyorum. Benimle görüşmek istemene ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Çok güzel bir sürpriz oldu bu bana. Benim sana soracaklarım var. O yüzden buluştum seninle. O fotoğraf makinesi nasıl geçti o yanın eline? Siz ne zamandır tanışıyorsunuz yani? Hayatta hiçbir şey için gelmedin bana. Demek bunun için geldin. Ne aşkmış gerçekten. Ne kızmış. Baksana, dağı dağa yanaştırdı. Betül Hanım, bana bir cevap verebilir misiniz lütfen? Hep aynı hırçınlık, aynı öfke. Bir türlü geçmedi. Soruya cevap verecek misin? Vereceğim. Sakin ol, sinirlenme. Ama vereceğim cevap değişik olmayacak. İşte bir gün aradı beni, bana geldi. Aman Serhan duymasın dedi. Onunla çok ciddi düşünüyorum. Aksak soyadı benim için çok önemli dedi. Benimle tanışmak istemiş, bir ilişki kurmak istemiş. Peki, yani fotoğraf makinesini sen mi çıkarıp verdin ona? İşte geldiğinde gördü makineyi. Demek gençliğinde bununla çekerdi fotoğraflarını dedi. Benim için çok önemli, bende kalabilir mi dedi. Tabii ki dedim. Bilirsin eşya bağımlılığım yoktur. Kıymet vermem öyle şeylere. Tabii, bilmez miyim? Peki yemek? Yani bu yemek meselesi nereden çıktı? Herhalde sen davet ettin anladığım kadarıyla. Evet, ben davet ettim. İstanbul'a geldiğinizde mutlaka arayın beni dedi. Kıramadım onu. Peki sen, ne bileyim, bizim görüşmediğimizi, yani bir iletişimimizin olmadığını söylemedin mi ona? Söylemez olur muyum? Tabii ki söyledim. Ama o iş bende dedi. Halledeceğine, bizi barıştıracağına söz verdi. Bunu kendine iş edinmiş gibi bir hali vardı. Açıkçası bana da biraz işgüzarca geldi. Bu barışma meselesi için tereddüt ettiğimi görünce... aksaklar bir paket. Onları ayırmamak lazım dedi. Paket dedi yani, değil mi? Evet. Hatta geçen gün gene davet etti, görüştük. Nasıl yani, ne zaman görüştünüz? 2 gün önce. Serhan'la küstük dedi. Küstük dedi sana, öyle mi? Evet. Bir planı varmış. Kendini ağırdan satacakmış. Bak Serhan, sen benim fikirlerime pek prim vermezsin ama bence bu kız fazla hırslı. Biraz da maddiyatçı gibi göründü gözüme. Yalan söylüyorsun. Sana hiç güvenmiyorum. Yani eksik bir şey var, ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bulacağım. Serhan, kendini kandırıyorsun. Mal ortada açık. Merve'ye söyledin mi peki? Bizim o yayla olan ilişkimizi. Kaçıyor.
Merve ile ilişkinizi toparlayacağınızı düşünüyorum. Böyle bir süreçte kızcağızı kırmak, yaralamak istemedim. Senden hepten vazgeçer diye korktum. Kesinlikle yalan söylüyorsun. Ben şu an o detayın ne olduğunu bilemiyorum. Ama ben onu bulacağım. Söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum. Yok mu? Yemeğe vermişsin kendini. Ne oldu, sporlar falan? Devam. Hayatın tadını çıkarıyorum sadece. Ses duyuyor musun? Tik tak, tik tak. Zaman ilerliyor. Vakit daralıyor senin için. İstediğin oldu. Al bakalım. Vekaletler falan ne gerekiyorsa hepsi içinde. Tapu işini kendin halledersin. Beni bulaştırma bundan sonra. Emanetimi alayım. Al bakalım. Hayrını gör. Ya da istiyorsan ne yaparsan yap. Yeni ev, yeni bir hayat. Yeni başlangıçlar. Hadi bakalım. Evi almış olabilirsin ama o kadar. Dahası yok. Serhan'ı senden çok daha fazla istiyorum. Çok şey yaptım onun için. Her şeyi de yaparım. O benim soyadım, varlığım. O yüzden kolay kolay bırakmayacağım. Sen bu kavgayı devam ettirdiğin sürece de kendi sonunu hazırlıyorsun. Sevin şimdi, kutla bayramı. Ama uzun sürmeyecek. Bak nasıl bozdum Serhanlarınızı. Demek ki bozulabiliyormuş, değil mi? Serhan'ı benden hiçbir şey koparamaz. Bunu ne kadar erken algılarsan kendin için iyilik yapmış olursun. Şimdi git. O koskoca evde deli kadınlar gibi tek başına takıl. Thank you.
asıl ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Hala inanamıyorum. Aa, Merve Hanım. Evini satmış. Ya. Ne diyorsun? Şekerim. Duydun değil mi? Merve gidiyormuş. Aa. Nereye ya? Ne diyorsun Ayşe? Ay basbaya taşınıyormuş işte. Satmış evi. Gerçi ben sen duymuşsundur dedim ama. Ne diyorsun ya? Vallahi ben de duyunca şaşırdım. Yani durum buymuş ama yani. E peki nereye gidecekmiş? Ne yapacakmış yani? Ay hayatta inanmam. İster inan ister inanma. Şekerim bütün sarmaşık bunu konuşuyor. Ay bir kere daha taşınmıştı biliyorsun. Geri döner belki. Yok yok bu sefer temelli gidiyor bence. Görürsün bak. Bence de. Bir daha gelmez artık. Yok gelmez. Küstüm artık sarmışa ne olduysa. Böyle bir anda gitmeleri çok enteresan. Bana da çok acayip geldi hakikaten. Vay be. Aksaklar olmadan yönetim de eksik kalacak. Neyse bu bahaneyle biraz nefes alırız belki. Ona şüphe yok. Bugün müymüş taşınma? Evet. Nakli arabası da gelir birazdan. Aa ciddi ciddi gidiyor. Gerçekten taşınıyor. Vallahi taşınıyor. Merve devri bitti ben sana söylemiştim. Kesin bir şey var bu işin içinde. Yoksa sen başı bırakıp gitmezdi. Var var bir şey var da ne var? Çıkar yakında kokusu bakalım. Aynen. Bugün taşınıyorlarmış. Allah Allah. Ay kim yerleşecek acaba eve? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Belli miymiş evi alanlar? Hiç bilmiyorum ki. Hadi yok. Sonunda göreceğiz bakalım. Kim yerleşecek acaba? Aa, gerçekten taşınıyor. Biraz nefes alırız belki. Bir daha gelmez artık. Bütün sarmaşık bunu konuşuyor. Taşınıyorlarmış. Çok enteresan. Bir an önce taşınsalar da görsek. Güzel kızım be. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim. İyi misin? Gelsene. Ne yaptın bakalım? Ha? Ne yapayım? Evi sattım. Taşınıyorum Sarmaşık'ta. Duruşmadan önce halledeyim istedim. Ne? Nasıl ya sen? Yani neden sattın ki evi? Niye bana söylemedin? Aniden karar verdim. İşte zorlanmadım. Mila yani o nasıl tepki verdin? Konuştum. Hiçbir soru yok.
Ayrıca hiçbir şey benim prensesimin sağlığından ve mutluluğundan önemli değil. Alt tarafı bir ev canım. Ya Merve, gerçekten bazen anlamıyorum seni. Sen bana niye söylemiyorsun ki? Ben sizi ne zaman para konusunda mağdur ettim ki? Madem böyle bir ihtiyaç var, bana sorabilirdim ben. Ferhancığım, biliyorum mağdur etmezsin bizi. Ama bunun onunla bir ilgisi yok. Yani mevzu para değil. Neyse tamam, sen zaten kararını vermişsin. Kime diye sormayacak mısın? Dur, sen sormadan ben söyleyeyim. Oya aldı evi. Hatta üstünü atladı. Zaten ne zamandır Nihal'e teklif verelim deyip duruyormuş. Ben de alsın dedim. Efendim Nihal Hanım. Oya Hanım merhabalar. Merve Hanım'ın evine teklif vermek istemiştiniz ya. Ben bir araştırma yaptım. O yüzden aradım sizi. Anne bak, balina çizdim. Oh. Hangi renk olsun? Kırmızı mı, mavi mi? Sen ne renk istersin? Kırmızı. Tamam, kırmızı yap. Tacı çok güzel olmuş bu arada. Doğruymuş demek ki. Ev sahibi belli olmamış mı daha? Yok şekerim, daha hiçbir şey belli değil. Biraz gizemli. Bugün taşınacak varmış ama. Hadi sonunda göreceğiz bakalım. Ev sahibi belli olmamış mı daha? Yok hayatım, daha hiçbir şey belli değil. Ayol, bu ne gizem böyle? Ben de anlamadım ki nedir yani, kim taşınıyor? Bugün taşınacaklarmış ama. Ay Kokicim, evi kim almış meraktan çatlayacağım valla. Sen de merak ettin mi? Nihal! Nihalcığım! Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba canım. Tatlım, bu Merve'lerin evi kim almış? Ev sahibi taşınmış mı? Ne olmuş ha? Benim bir bilgim yok. Ben satmadım evi. Aşkım, sen buraların yetkili emlakçısı değil misin ha? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Merve Hanım kendisi halletmiş. Tamam Nihal, tamam. Hadi Kuki gidelim aşkım. Görüşürüz Kuki. Belim belim. Ay çiçekler ne kadar güzel ya. Ay Arzu, hadi yaylanma, yürü. Ya tamam, yürüyüşe diye çıktık. Niye koşturuyorsun anlamıyorum ki. Ay biz sadece yürüyüşe mi çıktık? Ha? Vallahi ben sadece yürüyüşe diye çıktım. Yani senin başka bir derdin vardır. Yeni taşınanları görmek istiyorsundur. Ev sahibini tanışmak istiyorsun, bilemem. Ay Allah aşkına ya. Sadece sanki ben merak ediyormuşum gibi. Ya ben de merak ediyorum, tamam mı? Bu kadar abartmıyorum yani. Bana bak Arzu, hızlanmazsam ve ben şimdi taşınanı göremezsem... Biliyorsun yani. Çatlarsın bence. Ay Arzu, hadi hızlan lütfen. Belki de taşındılar, göremeyeceğiz yani. Bak göremezsem vallahi çatlarım. Vallahi çatlarsın, bence de öyle görünüyor. Ay. Kızlar. Selam Ayşe. Ne oldu? Belli mi? Hey Kuki. Sen de bilmiyorsun. Ay bilmiyorum. Bütün gece uyuyamadım, yemin ediyorum. Ay, koştur koştur getirdim bizi. Daha ortada hiçbir şey yok. Mürettebat da toplanmış. Taşınıyorlarmış. Aa, kamyon geliyor. Oo, geldi nakliye kamyonu. Evden eve. Ofis askılı taşımacılık. Geldiler işte. Merve nerede? Yok Perincim, yok kimse. Ya gelir, evi alan da gelir birazdan canım arkasından. Yani gelir de şu anda yok işte. Erkenden geldik buraya. Çıktı. Neler neler kaçırdın. Merve siteyi terk etti. Vallahi bize bile söylemedi. Şoklardayız. Şok oldum gerçekten. Sana bana söylemez ki o. Yakın bir zamanda toplar tebaasını, burada basın açıklaması yapar. Ay şimdi bütün site meraktayız. Evi kim aldı acaba diye. Onu bekliyoruz. Gelecek bakalım. Yo, burada. Aa, gördün mü sen? Hani nerede? Ben niye görmedim? Ha? Aa! Nerede? İçeride mi? Ha? Buradayım.
Nasıl yani? Evi ben aldım. Sahi mi? Ay doktor hanım, siz mi aldınız evi? Vallahi laf dinleme alışkanlığınıza hayran kaldım. MI6'den değil mi bebeğim? Her şeyden haberi olması gerek onun. Yalnız fiyat konusunda henüz bir açıklama yapmadı Oya Hanım. Bir açıklama gelir gelmez biz sana bildireceğiz Ayşe'cim. Sen hatta kal. Hayır yani yalnızca ben mi merak ediyorum? Herkes merak ediyor burada. Gel Kuki. Yalnız kadın haklı. Bayağı ters köşe yaptın. Yani ne yapacaksın bu evde, niye taşınıyorsun çok anlamadım ama hayırlı olsun. Sağ ol canım. Pelin. Pelo. Şarjını yedin. Oya bana bunu açıklayacaksın. Bence gerek yok. Sen çözersin. Ya da Merve anlatır belki. Öyle birbirinize karşılıklı şakırsınız. O ne demek şimdi? Neyse boş ver. Anlarsın sonra. Ay benim gitmem lazım malum. Çok iş var, taşınma işleri falan. Var mı şey ihtiyacın? Yok canım sağ ol. Görüşürüz kızlar. Niye taşınıyor ki buraya? Ay sen de bir kendine gel ya, tamam felç oldun. Vay be. Olaya bak. Sen istedin bunu Merve. Her savaşçının motivasyonu farklıdır. Bazıları kazanmak için savaşır, bazıları kaybetmemek için. Bazı savaşlar saldırı değil, savunma amaçlıdır. Bir ideolojidir arkasında yatan. Buyurun, bir şey mi bakmıştınız Oya Hanım? Yok, ben öyle bakınıyorum sadece. Sana kolay gelsin. Umarım birlikte güzel çalışırız. Oya Hanım'ı ne kadar tanıyorsun peki? Çok değil. Daha yeni tanışmaya başlamıştık. Komiserim ne yiğitlik de buraya geldik vallahi. Yani o küçücük karanlık odada fenalık gelmiş doğrusu. Evet, şimdilik böyle olması gerekiyor. Siz yine de bundan kimseye bahsetmeyin, olur mu? Aşk olsun aramızda. Evet. Konumuza dönelim mi? Ha, konumuz tabii. Nerede kalmıştık? Oya Hanım eve almıştı biliyorsunuz. Zaten cinayetin işlendiği parti de Oya Hanım'ı yaza merhaba partisiydi. Merve Hanım'ın değil. Yani partinin bütün olayı o evde olmasıydı. Mühür kimdeyse Süleyman odur hesabı. Ama komiserim hep ben anlatıyorum. Birazcık da siz anlatın. Pardon? Yani mesela neden komiserlik? Sadece beni dinle.
Belki de bunların hepsini yaptın. Bak evi de aldın. Demek ki emlakçı kız o gün arabada yalan söylemiyordu. Annemle buluştun, arkamdan iş çevirdin. Nedenini bilmiyorum ama hakkında şikayet varmış. Soruşturma açmışlar. Klinik yine kapanmış. Bunları söylemek için mi geldin buraya? Evet. Bunları söylemek için geldim. Bak belki de sen korkunç birisin. Belki benim hayatımı cehenneme çevireceksin. Belki bana hiç iyi gelmeyeceksin. Ama bunlar benim umurumda değil. Bunu söylemek için geldim. İyi biri olduğuna ya da bunları yapıp yapmadığına benim umurumda değil. Ben bunu anladım. Ben senden vazgeçmiyorum Oya.